Mikros hemenden ilk siparişini verenler kazanıyor. Sen de hemen siparişini ver, 100 TL indirim kazan. Maç keyfini katlayacak atıştırmalıklar dakikalar içinde kapında olsun diye... Mikrostan söyle... Geleceğe Dönüş e hoş geldiniz. Mustafa Demirtaş'la birlikte Geleceğe Dönüş tarzında haftayı değerlendirmeye başlayacağız. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Arkadaşlar beğenilerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Haftanın büyük maçıyla başlayacağız bu hafta. Hmm. Büyük isim Beşiktaş Trabzonspor deplasmanında. Evet. Ee, Şenol Güneş'in ilk maçı Beşiktaş'a karşı. Birçok hikayesi olan e, bir maçı izleyeceğiz. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Bu arada içinde, bu bölümün içinde oyunumuz da olacak arkadaşlar. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Ya şimdi geçen sezon e, Beşiktaş için Trabzon deplasmanı şöyle bir şeydi. Hatta sonrasında canlı da konuşmuştuk o zaman. MKG, Ali Ece, bir de ben vardım maç sonu programında. Şöyle bir farkı var o maçın. Beşiktaş o maçta birlikte ya biz kötü kadro kurduk galiba dedi ilk maç Trabzonspor deplasmanı olmuştu. Hatırlarsan o maça kadar yine bir şekilde derma çatma onbirlerle işte Bahtiyar bir sol iç oynuyor, biri Onur Bulut sağ ön oynuyor falan bir şekilde grup aşamasını atmıştı kendisini Beşiktaş konferans liginde. Lige de böyle bir yani iyi mi kötü mü ya yani bir sürü adam geldi ama çoğu sakat falan derken işte Rebic ya toparlar hala böyle umut var mevcut kadroda. Trabzonspor deplasmanı gerçekten yüzüne çarpmıştı Beşiktaş'ın. Yani fiziksel olarak da, teknik olarak da hiç cevap verememiş ve sonrasında böyle kazak söküyor gibi gitti. Sonra kötü gidişat devam etti. Burada da Beşiktaş tam tersini yaşatabilir. Yani Beşiktaş şu ana kadar Trabzonspor maçına kadar çok iyi geldi. Gerçekten çok dengeli bir kadro kuruldu. Çok iyi bir teknik adam yakalandı. Ve maç kazandıkça özgüven de takım kazanıyor şu anda. İyi bir oyuncu da eklendi. Joao Mario ki direkt mesai 11'de başlayacak gibi gözüküyor. Ki öyle yapıyor çünkü Juan Van Bronckhorst. Sol stoper geldi, tak diye koydu. Muhtemelen Joao Mario da en son bu gördüğümüz rolde direkt mesaiye başlayacak. Pazar derbiyle mesaiye başlayacak. E, bu da Beşiktaş için geçen sezonda ters bir şekilde şu şöyle bir maç olabilir. Ya biz çok iyi kadro kurduk, biz gerçekten iyi takımız. Bu oyun olarak söylüyorum bu arada. hani skor ne olur bilemeyiz tabii ki. Ama Beşiktaş sahaya koyacağı oyun olarak bu sezon çok daha dengeli, çok daha yarışacak, sonuna kadar işi götürecek bir takıma sahip olmuş. İyice dedirtebilir ki dedirtmeye başladı. Bu Trabzonspor maçıyla önüne çıkan en sert maçta böyle bir mesaj vermek için çıkacaktır. Aynı şekilde Şenol Güneş'te hep deriz ya, ya fikstür zor mu değil mi? Aslında fikstürün zor ya da kolay olup olmadığı şeyden belli oluyor. O anki takımların yaşadığı değişimden, dönüşümden oluyor. Yani ben Şenol Güneş'in ilk kez tekrardan Trabzonspor'a geri döndüğü ilk maçta karşılaşmak istemem normalde. Hiçbir takım karşılaşmak istemez muhtemelen. Hatta Şenol Güneş'in 5. maçı 1. maçına göre daha tercih edilebilir. Hatta o zaman Şenol Güneş daha hakkındaki oyunu yansısı oluyor ve olsa bile o Trabzon'da o atmosferde Şenol Güneş'in geri döndüğü maç daha zor maçtır. O bakımdan biraz şanssız bir yani Ne olacak bilmiyorsun. Da. Ne oynayacak? Stratejisi ne olacak? Hangi evet. oyuncular oynayacak? Tribündeki tepki ne olacak? Şenol Güneş'le ilgili mi rakibe mi gidecek atmosfer hiçbir şey bilmiyor şu anda Beşiktaş. Beşiktaş evet. kendi şeyini kuracak oyununu kuracak. Biz maçtan sonra Rafa Silva övecek miyiz, övmeyecek miyiz? Bence yine, akıllardaki soru bu. Yani bu, muhtemelen dalga vuran isimlerden bir tanesi olacak. Olumlu veya olumsuz. Çünkü Rafa Silva şu anda lokomotiv takımı. Süper ya diyeceğiz ki ya Rafa Silva devam ediyor hakikaten rakip kim olursa olsun. Ya diyeceğiz ki işte onu ayak uyduranlar olamadı olumsuz durumda. Ama Rafa Silva yine aktörlerden bir tanesi olacak yani. O artık kaçınılmaz Beşiktaş'ta. Bir zamanlar nasıl işte Şifo Mehmet'te olduğu gibi, Sergen Yalçın'da olduğu gibi. Baştan sonra mutlaka oyuncular konuşulurdu. Onun performansı konuşulur. Artık Rafa Silva da Beşiktaş için belirleyecek. Şey. Derbi Rafa Silva belirleyecek desek ha. yanlış olmaz herhalde. O da şu anda bir yaver getirdi. Yani Benfica'da ki bu bilgiyi vermiştim. Normalde işte Joan Van Boronkos isteği olduğu ama Rafa Silva'nın da bir isteği Joan Mario. Onların da ilk maçtaki uyumunu çok merak ediyorum. Ee, ama yeni takım arkadaşım aslında eski takım arkadaşları. Yani Rafa Silva en eski takım arkadaşı aslında şu anda Joan Mario. Öyle de düşünmek lazım. Bence çok yine dengeli bir uyumlu bir ikili olabilirler. Peki bir şey yaptık arkadaşlar. Genel bir geleceğe dönüş... Ee, geleneklerinden biridir. Derbilerden önce bu iki takımın karşılaşmasında forma giymiş ve en iyi performansı göstermiş oyunculardan bir karma 11 oluşturmaya çalıştık. Kaleye Uğurcan'ı yazdık Trabzonspor'dan. Bence buna Beşiktaşlar da hiç itiraz etmez. Trabzonsporlar zaten itiraz etmez. Öldürdü ya böyle bir şey yok gerçekten. Ha. Her Beşiktaş maçında inanılmaz oynadı. Evet. Üçlü savunma yaptık. Biraz ileriye daha fazla adam alalım diye. 3-4-3 gibi. Vitorigo son dönemde iyi performans gösteren oyuncu. Trabzonspor'un üst üste iki tane İstanbul'da kazandı Beşiktaş'a karşı. İki maçta da Hugo vardı. Bir tanesinde gol de attı. İyi performans vardı ikisinde de. Aklımıza o geldi. Bu arada sizin de önerilerinizi bekliyoruz tabii ki yorum alanında. Ronaldo koyduk. Ronaldo da Beşiktaş'ın beş iki kez çok farklı kazandığı maçlar var. 5-0 5-0 içeride ve dışarıda. Hani arada bir iki sezon var galiba ama o dönem iki takımda da var Ronaldo. Hatta bir tanesinde penaltıdan gol de atıyor. Ronaldo genel olarak derbi adamıydı. Trabzonspor maçlarında da çok iyiydi. Hamdi Aslan'ın yeriyle biraz oynayıp onu da savunmada böyle kullandık. Ee, Beşiktaş maçlarında çok iyi performans göstermiş, skoru da yapmış oyunculardan biriydi unutulmaz kadronun parçası. Hamdi Aslan'la biz 4 röportaj yapmıştık, kendisini de anlatıyor aslında. Çok yönlü bir oyuncu yani. Hamdi Hoca'nın direkt mevkisi bu denilecek bir yer yok. Forvet oynuyor, stoper oynuyor, libero oynamışlığı var, orta saha oynamışlığı var bir maçta çok kritik bir çizgiden çıkartmıştı savunmada oynarken. Galiba Beşiktaş maçı olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Herkes bütün takımına koşmuştu. E, o da Beşiktaş maçlarında etkili olduğu çok an var. Orta sahaya hücumcu bir dörtlü koyduk. Sağ tarafta canımız Metin hocamız. O pek onunla olduğumuzda övmemize izin vermiyor ama. Bir, bir şey diyeceğim ya Metin, Metin hocaya burada sesleniyorum bak. Ne zaman burada muhabbet dönse canlı yayında da işte ekran dışında da sohbet ederken ya zaten iki tane golümüz var. Bir tane Pase. PS... Ben nasıl yapıyor? bakıyorum ki Trabzonspor maçları sürekli Metin Tekin atmış. Evet. Fenerbahçe maçları Metin Tekin atmış. Galatasaray maçları Metin Tekin ilk üçte kesin. Evet. Hocam bayağı atmışsın yani. <laughs> Özellikle büyük maçların hep kahramanı Metin Bırak, Tekin kesinlikle. Yani Metin Tekin Trabzonspor'a karşı 7 golü var görünüyor. Ee, ve mesela bir maç benim çok aklımda. Şu işte Şota ile öne geçiyor Trabzonspor 1-0. Ve çok erken öne geçiyorlar. Sonra Metin Hoca öyle bir performans gösteriyor ki Metin Tekin. 3-1'e döndürüyor Beşiktaş maçı. Metin Hoca'da büyük maç, hani FM'de de şey var, gizli özelliklerden bir tanesi. Büyük maç özelliği vardır. Metin Hoca 20 yani, 20 üstünden 20. İnanılmaz, inanılmaz bir futbolcuymuş gerçekten. Yanına Beşiktaş... O Tavsuslu. Yokken bol bol övelim ya, yanındayken övemiyoruz gerçekten <laughs> kızı. Ya bırak Allah aşkına, değil mi? Öyle yapıyor. Ondan Sıkılmış <laughs> övgüden. <he? gülüyor> Demek ki abi ne biz ne de efsane olsak belki. Kolay değil de. yani. Ne örneği ne falan da. <laughs> <laughs> ee, yanına Trabzonspor maçlarındaki en skorer oyuncu oymuş Şifo Mehmet'i koyduk. Mehmet Özlü'yü. O da tam bir maç oyuncusu zaten. Ve yeni Şifo var şu anda sahada. Rafa Silva. Ha, güzel. Yeni Şifo. Çok yani Şifo Mehmet'i hatırlayanlar hemen ona benzetmiş bu arada. Yani etrafında da çok duyuyorum. Yani şifo Mehmet'in futbolculuk dönemini hatırlayanlar hemen Rafa Silva görür görmez yeni Şifo dediler yani. Çok mantıklıymış ya. Tık tık değil mi? Tabii, tık, tabii. Gitti. tık tık aynen. Ha. Tık tık ve bir, bir, gol atmış. Yanına bir bombacı koyduk. Beşiktaş'a 5 beş gol varmış. Hami Mandıralı. O beş golden bir tanesi 35 metreden. İnönü'de. de. İnanılmaz. Bir de İnönü'nün e, kale ağları bir ara şeydi. Çok kısaydı mesafesi. Yani direktle derinliği çok kısaydı. Özellikle 90 bölgesinde orada böyle çatala giden toplar bir başka güzel gözükürdü o yüzden. Böyle evet, tak diye takılıyordu orada. Armandralı da kale öyleyken 35 metreden direkt çatala vurmuştu yine önünde. Böyle acayip uzun gerilip servis vuruşta böyle uçarcasına bir vuruş şekli var diye bir de onun. Evet. Bu, Bu arada böyle onu, gibi gidiyor. onu şey açıklamıştı bir tane röportajda. Aslında korkutmak için açılıyor. O kadar gerek yok aslında açılamıyor diye. Yani kalçadan kuvvet oluyor çünkü. <laughs> Ama o şey biraz, işin Roberto Carlos söyledi, işin şovun <laughs> böyle 20 metre açılıp yok edicim lan evinizi falan diye. Çok mantıklı ama. Evet. Ben kaleci olsam yeter gelip vur artık <laughs> kendisini <kardeşin> derdim <laughs> yani. Bir ağır ağır geliyor falan. Anladın mı? Şu i̇şte şey Aynen. Sol tarafa oynar dedik. Gökdeniz Karadeniz koyduk. Dört golü var Beşiktaş'a. Bir tanesi driplik üstüne atmıştı. Hani John Karev zamanı hatırlıyorum. E, Trabzonspor'un kazandığı bir maçta driplik üstüne golü var. Onun da iyi maçları, büyük maçları vardı. İleri 3 oyuncu koyduk. Metin Ali Feyyaz'ın bir diğer efsanesi. Bu arada Ali Hoca da çok iyi performanslar Hı -hı. gösterdi. Yani bıraksak bütün kadroları üçünü birlikte koymamız gerekir. Feyyaz Hoca'yı koyduk. Bir tık daha Trabzonspor maçlarında performansı gol sayısı daha yüksek diye Feyyaz uçar. O da zaten yani, büyük maç oyuncusu. O kadrodan kimden bahsedersek hepsi büyük maç oyuncusu diyoruz. Yani Şifo Mehmet öyle, Betül Hoca öyle, Feyyaz Hoca öyle. Rıza Hoca. Kesinlikle. Yanına hmm. Ertuğrul Sağlam koyduk. E, makas golü hatırlar mısın? Makas golü çok iyi. Bir 2-0'lık maçı var onun. Ertuğrul Hoca'nın ikisini de attığı. Bir de hatta biri gel zamandır Trabzon'da bir golü vardı hatırlıyorum. Hani tekrardan Santafor'a geri döndü. Toşak sonrası bir tekrar Santafor'la hatırladığı bir dönemde uzaktan atmıştı böyle çatala. Toşak adam stoper oynattı ya. Evet bayağı stoper. Adam markacı yapıyordu. İnanılmaz bir şey. <laughs> o dönem <laughs> en iyi dönemleri Ertuğrul Hoca'nın da. Onu da koyduk kadroya ve aslında e, çoğu bu tarz kategorinin rekortmenlerinden biri, Bobo'yla da 11'i bitirdik. Evet. Bobo'da Bu, her şeyde var listede hücum var. Hücum Beşiktaş oldu, savunma biraz e, Trabzonspor Trabzon ağırlıklı oldu. 1-2-3-4-5 evet, oyuncu da Trabzonspor'dan. Beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen, lütfen beğenilerinizi unutmayın. Bu arada bu hafta geleceğin yıldızı adayımız da Trabzonspor'dan bir isim olacak. Milli, Ümit Milli takımımızın da yıldızlarından Poyraz'ı anlatacağız. Dördüncü bölümde de hepinizi bekliyoruz.